Hocamız da burada. Her ne kadar hani biz kendisi kadar genetik ve nörobiyoloji açısından çok çalışma yürütmüş olmasak da ben affınıza sığınarak şizofreni ve ilk epizot psikoz olgularında nörotrofik değişimlerle ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Oldukça yoğun sunumlardan sonra en son sunucuyum. O yüzden çok anahtar araştırma yapılabilecek noktalara odaklanacağım. İlk olarak her zamanki gibi ilişki bildirimi. Ardından sunum akışımız. Şizofreni olgularına nöroanatomik değişiklikler ve bunların olasılıkla nöroplastisite ile ilişkisi. Ardından BDNF, NGF düzeyleri üzerine yapılmış olan araştırmalar. Periferik ölçümün korelasyon gösterdiği psikotik belirtiler, nöropsikolojik testler nelerdir, tedavinin etkileri nelerdir, destekleyici veriler, ardından da kısıtlılıklar ve ek araştırma önerileri şeklinde bir sunumumuz olacak. Şizofrenide en sık desteklenen bulgulardan biri, lateral ventriküllerde genişleme ve gri madde hacimlerinde azalma. Aynı zamanda tabii ki çocuk çok erken başlangıçlı şizofrenide de desteklenen bir bulgu. Ergenlik döneminde bu olgularda gri madde kaybının aynı normal gelişimde olduğu gibi posteriordan anteriora doğru olduğu saptanmış. Ayrıca bu çocuklar ortalama 26 yaşına geldiğinde gri madde kaybı daha çok erişkin olgularda gördüğümüz gibi prefrontal kortekse ve superior temporal kortekse sınırlanıyor. Yani zamanla erişkin olgulara benziyorlar. Gri madde kaybı ilerleyici olabilir. Hastalığın evrelerine göre patofizyoloji farklılaşabilir. Klinik remisyonla birlikte bu değişikliklerde bir normalleşme olduğu da gösterilmiştir. Gri madde değişikliklerinin en azından kısmen ailesel yatkınlık belirteci de olabileceği söyleniyor. Çok erken başlangıç şizofreni olgularının sağlıklı kardeşlerinde de başlangıçta gri maddenin azaldığı, bu kaybın ergenlikte durakladığı ve 20 yaşlarındayken normale döndüğü saptanmış. Diğer şizofreni tanısı alan kardeşlerden farklı olarak bu grupta parietal korteks gri madde kaybı gözlenmemekte. Parietal korteksin de bu arada kişinin kendi merkezli olarak dünya haritasında motor aktiviteleri koordinasyonda rol aldığını belirtelim. Bu da ilginç bir değerlendirme konusu olabilir. Belli bazı risk genlerini taşıyanlarda özellikle glutamik asit dekarboksilaz bu gri madde kaybı daha hızlı olabilir. Sonuçta şizofreni ve psikotik bozukluklar en azından kısmen de olsa nöroplastisite ile ilişkili olabiliyor gibi gözüküyor. Bu kısmı oldukça fazla dinlediğiniz için üzerinde çok fazla durmayacağım. En sık yine tekrarlanan araştırma bulgularından biri. BDNF MET aleli taşıyıcılığı travmatik deneyimlerle birlikte psikotik belirtilerin oluşumu için bir risk faktörü olarak görülüyor. Şizofreni ve psikotik bozukluklarda da daha çok BDNF ve NGF çalışılmış durumda. Yakın tarihli bir meta analizin sonuçları değerlendirildiğinde çoğu araştırmanın şizofreni tanılı bireylerde serum ve plazma BDNF düzeylerinin azaldığını desteklediğini söyleyebiliriz. Etki boyutu orta, yaklaşık 0,46, 0,6 gibi. %46, %60 civarında bir azalmadan bahsediliyor yani. İlk epizot psikoz hastaları için görece az çelişkili verilerimiz var. Neden? Heterojen hasta grubu yüzünden. Bu araştırmaların çoğu arkadaşlar afektif psikoz, başka türlü adlandırılamayan psikoz ve hani duygu durum bozukluklarını da psikotik belirtileri olanları da alıyorlar. Tanı takiple değişebiliyor. BDNF değişikliklerinin ise özellikle şizofreni ve şizofreni spektrumu bozukluklarına özgün olabileceği söyleniyor. Ülkemizde yürütülmüş bir tek araştırma var. Şimşek ve arkadaşları Diyarbakır. Tedavi almamış ilk epizot psikozu olan ergen olgularda BDNF düzeyinde azalma olduğunu destekliyor. İlk epizot psikoz hastalarında yine NGF düzeyleri de azalmış. Ancak bu nispeten daha az çalışılmış ek araştırmalarla desteklenmeye ihtiyacı var. Periferik ölçüm neden önemli? Periferik ölçülen düzeyler daha önce de sunulduğu gibi beyin omurilik sıvısında merkezi sinir sistemindeki düzeyleri yansıtıyor. Bu ilk epizot hastalarda BDNF düzeylerinde azalmanın hipokampüs hacminde azalma ile ilişkili olduğu saptanmış. Ayrıca şizofreni olgularında kortikal kalınlık azalmasının da yine BDNF ile ilişkili olabileceği söyleniyor. Özellikle de sağ hemisferde.
Nöropsikolojik işlemlerle, özellikle bellek testleriyle BDNF azalması ilişkili gözüküyor. 6 aylık tedaviyle BDNF düzeylerinde artış olduğu, ancak bunun tam olarak normalleşmediği, bununla birlikte çeşitli nöropsikolojik testlerde de düzelmeler olduğu gösterilmiş. Tabii bunu desteklemeyen bazı veriler de var. En son şimdiye kadarki araştırmaların kısıtlılıkları ve ek araştırma önerilerini de söyleyecektim zaten, ama yeri gelmişken şimdiden söyleyeyim. Çoğu araştırma yakın dönem ve çocukluk çağı travmalarını araştırmamış bu hasta grubunda. Yakın dönemdeki travmatik olaylar ve çocukluk çağı travma deneyimleri yine BDNF düzeylerini etkileyebilir. Bu da karıştırıcı bir faktör olabilir. Özgün psikotik semptom kümeleri ile ilişki var mı yok mu, bir kısmı tartışmalı veriler var elimizde. Örneğin 2007'den beri araştırma pozitif semptomlar ile negatif bir korelasyon gösteriyor deniyor. Türkiye'den bir araştırma defisit sendromu ile ilişki olduğunu bildiriyor. Şimşek ve arkadaşlarının araştırmasında pans alt ölçekleri ile ilişki saptanamamış. Bu yine ek bir araştırma önerisi olabilir. Psikotik belirti kümeleriyle BDNF ve diğer nörotrofinlerin ilişkisi. Şizofreni ve ilk epizod psikoz hastalarında tedavi ile BDNF'nin arttığı gösterilen antipsikotikler olanzapin, lurasidon, klozapin ve ketiapin şeklinde. Bunlar diğer nörotrofinleri de artırıyor gibi gözüküyor. Bazı desteklemeyen araştırmalar olduğunu da belirtelim. Destekleyici verilere gelince, madde kullanımı sırasında psikotik epizot geçiren hastalarda bazal ve psikotik epizot sırasında ardından da tedaviden ve düzelmeden sonra ölçülen BDNF düzeylerinin değişkenlik gösterdiği saptanmış. Bu oldukça destekleyici bir veri. İlginç bir başka araştırma, yakın tarihli, sağlıklı bireylerde olasılığa bağlı ilişkisel öğrenme deneyleri ile plazma BDNF'nin düzeylerinin arttığı, bu artışın da parietal lob etkinliği ile korele olduğu gösterilmiş. Şizofreni tanılı olgularda bu ilişki saptanmamış. Ben sizin yerinizde olsam psikotik hastaların kardeşlerinde, annelerinde, babalarında hemen bunu replike edebilirdim mesela. Olur mu, olmaz mı? BDNF salınımı neden önemli psikozda? BDNF salındığında parvalbumin taşıyan internöronlar, ki bu internöronlar hem gelişmiş primatlarda hem yunuslarda hem fil gibi nispeten daha zihin kuramı falan gösterdiği iddia edilen canlılarda bulunuyor bu tür nöronlar. Hipokampusta gamma senkronizasyonunu sağlıyorlar. Gamma senkronizasyonu ise perception binding ya da algıların bütünleştirilmesi olarak adlandırılan biraz ayrıntılı bir nörofizyolojik fenomende rol oynuyor. Perception binding neden önemli? Gördüğümüz bir kişinin o kişi olduğunu, ona yönelik empati hissettiğimizi, geçmişte emosyonel deneyimlerimizin olduğunu bu sayede hatırlıyoruz. Böyle bir hani bağlanma olmadığı zaman, yani emosyonel değişikliklerin eşlik etmediği bir görüntü mesela hemen Capgras sendromu veya sanrısal yanlış algılama sendromlarında rol alabilir diyoruz. İlginç bir bulgu. Nörotrofin yanıtlarında anormallik ileride şizofreni geliştirecek olan bebeklerde doğum sırasında bile olabilir gibi gözüküyor. Saklanmış kort kanlarında bakılmış arkadaşlar. Doğrulan bebekler ileride şizofreni geliştirenler ve geliştirmeyenler olarak ayrılıyor. Doğum sırasında hipoksiye yanıt olarak nörotrofinleri artan bebekler şizofreni geliştirmiyor. Nörotrofini artmayanlar, hatta düşenler şizofreni geliştiriyor. Bir başka araştırma hemen. Psikotik bozukluk tanılı bireylerin çocukları veya küçük kardeşleri uzunlamasına takip. BDNF polimorfizmleri, D3 polimorfizmleri ve kanabis kullanımı etkileşerek psikotik bozuklukların başlangıç yaşını düşürebiliyorlar. Kısıtlılıklar, uzunlamasına takipte değişen tanılar, heterojen örneklemler, ilaç tedavisi, ki burada bazıları tipik antipsikotikler kullanıyor bu olguların. Tipik antipsikotikler ve atipik antipsikotikler arasında BDNF ve diğer nörotrofinlere etki bakımından farklılık olduğu söyleniyor. Tipik antipsikotikler nörotrofinleri olumsuz olarak etkileyebiliyor, kendileri de düşürebiliyor. Travma öyküsünü bahsetmiştim. Vücut kitle indeksi mesela. Yine kontrol edilmesi gereken bir başka karıştırıcı. Yakın tarihli bir araştırma 2016, aktif inaktif BDNF oranının tedaviyle
değiştiği, bunun da inflamasyon belirteçleriyle aracıları ile gerçekleştiğini ortaya koymuş. Bu da bir başka araştırılacak nokta gibi gözüküyor. İlginiz için çok teşekkür ederim.